Polinomların çarpımı istenmiş. Zaten burada hali hazırda bakarsanız aslında bu x eksi 1 ile x kare artı x artı 1'in açılımı özdeşlikti çarpımları arkadaşlar. x küp eksi 1'di. Bu kuralı bence kesinlikle bilmeniz lazım. Yoksa tek tek çarparak da aynı sonuca ulaşırız. Ama bunu her konuda hemen hemen kullanıyoruz hatırlayın. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. İki polinom eşitse aynı derecelilerin katsayıları da aynıdır. Yani bakın burada İlkinde x küp yazılmış ya x küp varsa burada da x küp var. O zaman birinin katsayısı 4 ise öbürünün de katsayısı 4'tür. Bu yüzden a 1 olmalıdır. Sonra arkadaşlar geliyorum burada b eksi x var. x'li diye bir terim var mı aşağıda yok. O zaman arkadaşlar x diye bir terim yok ya üstte de var olması bir şey ifade etmez. Bu 0 çarpı x demektir. Bu yüzden b 2 olur. Geliyorum devam ediyorum 4 şimdi. Aşağıda sabit terim ne var? D eksi 1. Demek ki D eksi 1 4'müş. Bu yüzden D 5'miş. Şimdi bir de aşağıda açıkta bir şey kaldı. C eksi 3 çarpı x kare. Yukarıda arkadaşlar x kareli bir terim var mı? Yok. Demek ki aslında burada da yokmuş. Yani bu da yine 0 çarpı x kareymiş. Bu yüzden C eşittir 3'tür. Buna göre eşit polinomlarda derecelileri aynı olanların katsayıları aynıdır. Baktınız aynı dereceli bir şey yok. O zaman arkadaşlar bunlar kat sayıları sıfır olmak zorunda. Buna göre cevabımız 3, 1 daha 4, 5 daha 9, 2 daha 11. Çarpımlarını soruyormuş gerçi. 3 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 1'den 30 oldu D şıkkı. Hacimler toplamı demek yeşilleri topla, mavileri topla bir de üstüne moru ekle demek. Haliyle yeşiller arkadaşlar hacim çok basittir bir prizmada. Bunların kenarlarını çarptığınız zaman hacmini bulursunuz. Böylece 6x bundan 5 tane var. Mavilerden arkadaşlar x küp ayrıtları çarpınca bir tane var. 3 tane var pardon. 3x küp mordan bir tane var. O da 3x kare. Böylece 3x küp artı 3x kare artı 30 polinomunun ne demiş bize? Bu px'miş. Hemen bunu atlamayalım. Bakın soruda Px'in değil Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı istiyor. Ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. O zaman x eşittir 1 yazacakmışız yerine. Hangisinde? Sorulanda yazarız her zaman. Bu yüzden sizden P2 istiyor. Yazıyorum yerine 2'nin kübü 8, 3 ile çarptım 24. 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3, 12. Bir de 30 ekledik. Böylece P2 arkadaşlar 96 oldu. D şıkkı. Sorulan polinoma bakacağız her zaman x eksi 4 ile bölümünden kalan demek bunu sıfıra eşitle. x gördüğün yere 4 yaz. 4 artı 1'den p5 oldu. Senden p5'i ne vermiş hatta sormamış p5'i 8 olarak vermiş. O zaman hemen yukarı gideceksin. İçeriği 5 yapman lazım. İçeriği 5 yapmak için x'e kaç vermen gerekiyor? 1. Demek ki x'e 1 verince p5 oluyormuş. 1 artı a artı 4'te arkadaşlar 8 olduğundan A böylece 3 oldu, C şıkkı. Aslında çarpanlar ayırma polinom eşitliğinden ziyade ve orada yardım alacağımız şey de nedir? 3x e 4x. Böylece 3x ve 4x diye ayırırım, şurayı eksi 3 yaparım, burayı artı 2. Ne yapıyorduk? Başta katsayı varsa çaprazlama çarpıp topluyorduk. Eksi 9x artı 8x gerçekten eksi x yapıyor. Doğru ayırmışız. Çarpanları ayırdığımız zaman o zaman burada A 2 oldu. Eksi b eksi 3'e eşitse b de arkadaşlar 3 oldu. 2 artı 3'ten toplamlar 5 geldi. B şıkkı. Bu normalde dikdörtgenin arkadaşlar çevresi px'miş. Kırpmışız. Şu bölge kalmış bakın. Mor bölge kalınca bunun da çevresi rx'miş. Aslında px arkadaşlar rx'e eşit. Niye biliyor musunuz? Burada bakın şu kısım şöyle ayıralım bakın görün. Bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu kısım. E burası, 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 burası yaptı. Yine şu bölge zaten bu parçaların toplamına eşitmiş. Aynı yorumla bak. Burası şöyle ayırdığın zaman buraya, yine burası buraya, burası buraya, burası buraya ve burası buraya eşit. Demek ki aslında çevre uzunluğu değişmemiş. Böylece arkadaşlar çevre uzunluğu değişmediğinden dolayı Artık Px'in Rx olduğunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Rx artı bir polinomunun sabit terimi nedir? X gördüğün yere 0 yaz demektir. Bu yüzden senden R1 istiyor. Bakın sabit terim, demek R0 demek değil. Her zaman X'e 0 ver demektir. Bundan dolayı R1'i bulmaya çalışacağım. Aynı zamanda bu P1'i bulmak demektir. Burayı P1 yapmak için içeriği X'e kaç vermeniz gerekiyor? 2. Hep içeriye odaklanın tamam mı? X'e bakarsanız yanlış cevap verebilirsiniz. İçeriği 1 yapmak için x'e 2 verdim. Böylece 2 verince 2'nin kübü 8. Artı 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2'den yine 8. Artı 2 artı 1 toplamda 19 oldu. A şıkkı. Px artı 3 ve Qx eksi 1 verilmiş. Şimdi Px artı 4 polinomunun katsayılar toplamı demek katsayılar toplamı x'e 1 ver demektir. Bunları özellikle vurguluyorum. Polinomla ilgili sıkıntınız varsa konu anlatımından lütfen dinleyin arkadaşlar Eyüp Bey'den. Çünkü polinomda bazen bazı noktalara takılabiliyorsunuz haklı olarak bir şey demiyorum ama çok basit noktalardır halledersiniz böylece. Katsayılar toplamı 20 olduğundan dolayı x'e 1 verdim. Aslında p5 20'ymiş. Böylece arkadaşlar aynı şekilde sabit terim diyor ya sabit terim içinde ne söyleyeceğiz? Q e, 0 vereceğiz. Q 1 olacak bakın sabit terim içinde x'e 0 veriyoruz her zaman tamam mı? Q 0 demek değil. Böylece Q1'i soruyor. Şimdi döndük yukarıya. Önce sorulana odaklanıyorum. Sonra arkadaşlar verilene bakıyorum. Verilene baktığım zaman burayı Q1 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor? 2. Ver şimdi bak. 2 verince yukarısı 2 artı 3'ten 5 oluyor. Güzel. Aşağısı zaten bulmak istediğimiz şey. X'e kaç verdik? 2 verdik. Eşittir 2. Böylece P5 bölü Q1 eşittir arkadaşlar 4. P5'in ne olduğunu biliyorum. 20. 20'yi kaça bölersek 4 olur? Tabii ki 5. Demek ki Q1 yani sabitlerin 5'miş. Polinomlarda kesir işlemlerinde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bu polinomun x a'ya bölünmesi gerekiyor. Düşünsenize şöyle bir şey olduğunu. x kare artı 1'e mesela siz x artı 1'e bölerseniz tam bölünmeyeceği için payda da sayı kalır. Payda da sayı kalırsa bu x üzeri eksi 1 gibi bir şeye benzer. O yüzden polinom olmaz. Demek ki payda da kesinlikle x'li bir ifade kalmamalı. Bu yüzden size söylediği şey şu. Px eksi 2 polinomu x eksi a ile tam bölünüyor. Bunu sıfıra eşitlediğin zaman x gördüğün yere a yazarsan pa eksi 2 sıfırmış arkadaşlar. Olay budur tamam mı? Böylece pa eksi 2 sıfır olduğuna göre yazıyorum şimdi yerine x gördüğüm yere. A eksi 4, A eksi 5, A eksi 6, A eksi 7. Burası sıfıra eşit olacak. Neden? P A eksi 2 sıfırdı. Peki arkadaşlar çarpımda hangisi sıfır olacak? Nereden bileceğim ben? Bilmeyeceğim. O yüzden A'nın alabileceği değerler toplam demiş. A 4 olursa bu sıfır olur. A 5 olursa çarpım sıfır olur. Yine 6 olursa sıfır olur. 7 olursa sıfır olur. A 4, 5 veya 4 veya 5 veya 6 veya 7'den bir tanesi olmak zorunda. Toplamları da böylece 9, 7 daha 16, 6 daha 22 oldu. D şıkkı oldu arkadaşlar. T'ninci anda giden, yanan halatın denklemi arkadaşlar. P, T ve R, T örnek. 2 iki verdiğinizde ikinci andaki arkadaşlar siz yanan halatı buluyorsunuz. O yüzden ince halat tamamen yandığı anda ne demek? İnce halatın arkadaşlar tamamının boyu kaç metre santim verilmiş? 24. Demek ki bunun tamamı yanması için T artı 2T'nin 24'e eşit olması gerekiyor. Böylece T çarpı T artı 2. 24 tabii ki negatif olamayacağına göre zaman dilimi. Böylece T4 olur. 4 çarpı 6'dan 24 gelir. T'yi 4 bulduk ya. 4 anında R4'ü istiyor demektir bizden. 4 çarpı 4'ten 16 olur. 16 yandı gitti. 30'du bunun toplam boyu. 30 eksi 16'dan 14 kaldı kalın olan halat arkadaşlar c şıkkı. Polinomun çarpanlarından biri x eksi 2 ise bu polinom x eksi 2'ye tam bölünüyordur. Yani 0 eşitlediğiniz zaman x gördüğünüz yere 2 yazarsanız p2 0 olur. Böylece p2'yi bulalım şimdi 8 eksi 4m artı 4 eşittir 0'dan 12m bakın 3 oldu. Şimdi ikinci adıma geldik. İkinci adımda arkadaşlar ne demiş? Kat sayılar toplamı 6'dır. X yerine 1 yaz. R1, M, eksi N, artı 4. Buradan arkadaşlar 6'ymış. M'yi 3 bulmuştuk. N buradan 1 geldi. Demek ki bizden ne isteniyormuş soruda? X eksi 3 eksi 1'den X eksi 4 ile bölümünden kalan isteniyor. Haliyle X eksi 4'ü 0'a eşitlersek bize X yerine 4 yaz. Böylece kalanı bul Kalanı bulmak için artık px eksi 4 x gördüğüm yere 4 yazarsam p 0 olur. rx eksi 2 x yerine 4 yazarsak r 2 olur. p 0 arkadaşlar hemen artık bulduk zaten polinomu üstünde yazmaya bile gerek yok. x yerine 0 yazarsanız p 0 zaten 4 olur. Şimdi burada yazalım çünkü lazım olacak. m'yi 3 bulmuştuk. 3x kare n'yi 1 bulmuştuk. Eksi x artı 4. Burada şimdi hemen neyi bulmam gerekiyor? r 2yi R2'yi bulursak 4 çarpı 3'ten 12 eksi 2 artı 4 bu da 14 yaptı. 4 çarpı 14'ten 56 oldu D şıkkı. Bölüm istediği için düzgünce bölmemiz gerekiyor. Üşenmeden x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 bölü x kare eksi x eksi 1. Şimdi her zaman en büyük dereceliği en büyük dereceliğe bölüyoruz. Böylece x üzeri 4'ü x kareye bölerseniz x kare olur. Çarparken ama bu üçüyle de çarpıyoruz. Bu yüzden x üzeri 4 eksi x küp eksi x kare. Çıkarttığımız zaman x küp eksi x kare artı 1 kaldı değil mi? Şimdi buna göre arkadaşlar artık ne yapacağız? x kübü x kareye böleceğiz. Böylece x kübün x kareye bölümü nedir? x'tir. Çarparken ne yapıyoruz her zaman gibi? Hepsiyle çarpıyoruz. x ile x kareyi çarpıyorum. x küp X ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi x kare. X ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 1. Taraf tarafı çıkardım. X'ler gitti. X kareler gitti. Kalan 2 oldu. Bizden bölümü istiyordu. D şıkkı x kare artı x. Turuncu olan dakikada 90 derece dönüyor. Bir de şuna bakacaksınız. Burada periyot var arkadaşlar. Bunun periyodu 4. 4 sayıda bir başa dönüyor. Sonra gelelim yeşile. Yeşil arkadaşlar 135 derece dönüyor dakikada. Ve bunun periyodu 8. Sakın 7 demeyin çünkü 2 tane 2 var arkadaşlar. Yine mora geldiğimiz zaman 8 sayı var. Periyodu 8. Ve bu da arkadaşlar 45 derece dönüyor. Şimdi şu yeşile dikkat. Bu arkadaşlar 135 derece dönüyor ya. Ama bunun aslında yeşilde bakarsanız merkez açısı böyle bir tanesinin 45 derece. Haliyle bu bir seferde 3 adım atlıyor. Yani siz bunu bir birim böyle saat yönünde döndürdüğünüzde artık 3'e gelmiyor. Bu arkadaşlar 4'e geliyor. O yüzden 135 derece olduğundan dolayı bunun bir seferde 3 adım attığını görmeniz lazım. Tamam mı? Bunda bir problem yok. Bu arkadaşlar 1 dakikada 90 derece dönüyor zaten. Bu da yine 1 dakikada 45 derece döndüğü için problem yok. 17 dakika döndüğünde haliyle ne olacak? 4 seferde bir başa döndüğü için aslında 17'nin 4 ile bölümünden kalan bir bu bir adım atmış gibi olacak. Bu arkadaşlar dakikada 3 adım atıyor. Haliyle 17 dakikada ne yapar? 17 çarpı 3'ten 51 adım atmış olur. 51'in kaç ile bölümünden kalan? 8. Çünkü 8 ile bir başa dönüyor. 51'in 8 ile bölümünden de kalan arkadaşlar. 45 şey 45 nereden çıktı ya pardon. 48 olduğuna göre 3 olacak. Ve yine bu da 17 adım, adım attığında doğal olarak 17'nin 8 ile bölümünden kalan 1. Aslında artık bu görüntüye hemen bakalım. 3 adım attığı zaman yeşil arkadaşlar nereye gelecek? Şu an 2'de bakın. 1, 2, 3. Böylece 7x olacak. Turuncuya geldiğimiz zaman sadece bir adım atacak. Yani böylece 4x kare olacak. Ve diğeri de arkadaşlar bir adım atacağı için gördüğünüz gibi 3'teyken 2'ye gelmiş olacak. Buna göre 2x 4 ile bölümünden kalan 0 demek. X gördüğün yere 2 yaz demek. 2'nin karesi 4, 4 kere 4 16, 2 kere 7 14 oldu. Bir de 2 ekleyeceğiz. 32'ymiş arkadaşlar A şıkkı.